GNU sohbetlerinin ikinci bölümünde neredeyiz? Kandilli Rasathanesi'nin meteoroloji laboratuvarının kulesindeyiz şu anda. Gördüğünüz gibi. Aldık bu manzarayı. Evet. Tekrar bize dönelim. Dönelim. Çekimi burada yapmayı çok isterdik fakat teknik imkansızlıklar sebebiyle, yani rüzgarla mikrofon kısmını ayarlayamadığımız için aşağıda devam edeceğiz. Hep beraber aşağı inelim. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Videomuzun girişini yukarıda tepede kulede yaptık. Şimdi aşağı indik. Bugün ne anlatacağız Orkut? Bugün Tails diye çok özel bir Linux öğretimi anlatacağız sizlere. Tails'ın açılımını sen oku, ben okuyamıyorum. The Amnesic Incognito Life System. Yani amnezya, bellek gitimini düşünün. Hafızasını kaybetmiş bir insan düşünün. Hafızasını kaybetmiş, görünmez ya da işte gözlenmeyen canlı sistem diye bir Türkçe çevirilerimiz bir karşılığı var Tails'ın. Tails bilgisayarınıza kurmadan canlı CD ya da canlı USB belleği yardımıyla hemen hayata geçirebileceğiniz özel bir GNU Linux üretimi. Evet, yani bu işte unutkanlıktan aslında kastı şu, yani işte USB yazıyorsunuz, dolayısıyla hard diske yazmıyorsunuz bunu ve USB'yi çektiğiniz anda ya da işte bir DVD'ye kaydettiyseniz canlı DVD üzerinden çalıştırıyorsanız, DVD'yi çıkardığınız anda bilgisayarınızda Tails bir iz bırakmıyor. Yani Tails üzerinde yaptığınız herhangi bir işlem bilgisayarınızda iz kalmıyor bunun üzerinden. Tails'ın indirmek için hemen web sitesine bakıyorum. Tails.boom.org'dan indirebilirsiniz Tails'ı. Burada sürüm şu anda, hani biz bu videoyu çekerken 1.0.1 var. Sık sık işte siteye bakıp da hangi güncel bir sürümünü kullanmakta da yarar var tabi. Evet, bunu doğru. Daha sonra videoyu izleyen biri olabilir. Siteye girdiğiniz zaman sağ panelde zaten bir tane download işte butonu var. Butona tıkladığınız zaman işte karşınıza iki yöntem çıkıyor. Bir direkt FTP'den, yani Tails'ın kendi web sitesi üzerinden ISO'yu indirmek. İkinci bir yöntem de torrent istemcisi kullanarak torrent üzerinden indirmek. İkisini de yaparken işte orada bir hash doğrulama sistemi var. Hash doğrulama genellikle işte yurt dışında çok kullanılıyor aslında torrent ağlarında. İndirdiğiniz, yani aldığınız dosya, indirmek istediğiniz dosyayla indirdiğiniz dosya gerçekten aynı dosya mı? Basitçe bunun doğrulamasını yaptırmak için. Türkiye'de böyle bir gelenek yok. Tabii yani bu bir gelenek değil, aslında bir güvenlik önlemi, ama Türkiye'de genellikle bu şekilde torrent kullanımı yoğun da olsa bu pek işlemiyor, ama bunu mahremiyet için indirdiğinizi, güvenlik için indirdiğinizi düşünürsek Tails'ı özellikle, ama başta kaydı koyalım. Sırf indirmek için de indirebilirsiniz, yapabilmek için de yapabilirsiniz, ama eğer bunu buluşta indiriyorsanız hash kontrolünü yapmanızı ben öneririm. Nasıl yapacağınız orada yazıyor, basit bir şey yapabilirsiniz. Hash kontrolü bu arada hani temel olarak sadece şuna yarıyor. İndirdiğiniz dosya gerçekten adını duyduğunuz dosya mı? Hani arkadaşlarınızdan ya da işte bu video sonrasında bir öneriyle size ulaşan dosyayı indirdiğinizi düşünüyorsanız, o dosyayı gerçekten indirdiğiniz dosyanın size bahsedilen dosya olup olmadığını kontrol etmek için hash doğrulamadan yararlanırsınız. Evet. Yalnızca Tails için değil, hani internetten indirdiğiniz herhangi bir şey için hani bu hash doğrulamayı talep etmenizde yarar var. Hani bunu kontrol etmek sizi işte her türlü saldırıdan daha koruyacak bir hale getirecektir. Özellikle yani aslında bu işte Man in the Middle'a karşı yapılmış bir sistem. Bu aralarda işte bunun yoğun bir şeyde gündemde olduğunu düşünürsek, evet, özellikle Man Türkiye'den indirenler için evet, Man in the Middle bir sıkıntı haline gelebilir. O yüzden hash doğrulamayı muhakkak yapın, ama Türkiye'den indirmeseniz de herhangi bir şey de yapıyorsanız hash doğrulamayı yapın. Tails'ı indirdiniz, ne yapacaksınız? Bunu çalıştırmak için doğal olarak bir DVD'ye ya da işte USB belleğe ihtiyacınız var. Tabii bu harici hard disk de olabilir, bütün USB depolama aygıtlarından bahsediyorum, ya da şey de olabilir, hafıza kartları, evet, SD kartlar da olabilir. Bunlardan bir tanesini yazacaksınız Tails'ı. Bunu yazdırmak için eğer Windows platformu kullanıyorsanız, ki ismini anmaktan hicap diyorum, bunu kullanacaksanız bir yöntem var. Nedir bunun ismi? pendrivelinux.com'dan indireceğiniz işte The Universal USB Installer. Böyle bir program. Zaten alta bir yerlere yazarız bunu. Bu her türden Linux dağıtımını bir USB belleğe ya da işte başka bir cihaza canlı olarak yazmaya, yani canlı olarak başlatılı bir şekilde yazmaya yarayan bir program Windows tarafında. Bir şey özür dilerim. Sadece canlı olarak değil, yani kurulabilir sonunda indiriyor, kurulabilir haline indiriyor. Bir de içinde şeyler de var. USB'den işte bilgisayarı açmadan antivirüs için antivirüs taramaları yapmanız gerekiyor ya bazen. Ha, evet. Mesela onların da hazır dosyaları var. Bu program işte ne yapıyor? Bu şeyini ekliyor bunun içerisine ve evet, USB ya da gösterdiğiniz şeyi yazmaya yarıyor. Çok basit bir kullanım var programın. Kurulum istemiyor bu arada program. İndirip çalıştırabiliyorsunuz. İşte bu indirdiğiniz zaman listeden, yukarıdaki listeden, bunu ekranına girdiğinizde göreceksiniz zaten. İndirdiğiniz dağıtımı, şu an bizim anlattığımız durum için Tails'ı seçiyorsunuz. Browse kısmından da Tails ISO'sunu nereye indirirseniz orayı seçiyorsunuz. Alt kısımdan da işte flash belleğinizi seçiyorsunuz. Evet. Ondan sonra create diyorsunuz, basıyor. Evet. Neden hani Tails gibi bir dağıtımı kullanmaya gereksinimiz olabilir? Birincisi hani gerçekten çok güvenli bir şekilde iletmek istediğiniz bir veri vardır. Hani bu veriyi şifreli bir şekilde iletmek için o sırada sadece hani canlı sistem sayesinde kurulmuş olan bir bilgisayardan ve bir tür aslında bilgisayarınızın hard diskine ya da kendi üzerindeki herhangi bir yere bir kayıt yapmadan veri iletmek istiyorsanız Tails'i o bilgisayara takıp o bilgisayarı yeniden başlatarak güvenli bir platformu canlı hale getirir ve o canlı hal üzerinden veri aktarabilirsiniz. Bunun işte ticari anlamda birçok yararı olabilir sizin için bunu güvenli bir şekilde aktarmanın. Ancak hani işi sadece ticari olarak düşünmemekte yarar var. Çok önemli bir belgeyi kamuoyuna duyurmak isteyen bir gazeteci olabilirsiniz. Bulunduğunuz ülke çeşitli kurallarla sizin bunu yapmanızı engelliyor olabilir. Ya da içinde bulunduğunuz internet network'ünü kontrol eden kişiler bunu sizin güvenli bir şekilde aktarmanıza engel olmak isteyebilir. Kimliğinizi ortaya çıkarmadan, oldukça anonimleştirerek ve şifreli bir şekilde verilerinizi göndermek isterseniz Tails tam aradığınız şey. Şimdi Linux tarafında nasıl kurulabileceğini anlatacaksak. Evet, şimdi önce şunu söyleyelim. Eğer bir Tails dağıtımı varsa elinizde, yani kurulu bir Tails varsa ya da bir arkadaşınızın Tails'i varsa Tails'in menülerinden kopyalayabilirsiniz. Yani bütün ISO'yu tekrar işte bir USB bellek takarak farklı bir, zaten USB bellekle çalışıyor diyelim ki, farklı bir porta farklı bir USB bellek takarak Tails'in bütün ISO'sunu tekrar oraya kopyalayabilir ve çalıştırabilir hale getirirsiniz. Eğer böyle yapmayacaksanız ya da böyle bir imkan yoksa işte komut satırından kurmak bizim her zaman önerdiğimiz bir şey. Belki başka arayüzlü programlar vardır ama buradan daha rahat kurabilirsiniz, daha basit. Önce CS Linux'u kurmanız gerekiyor bilgisayarınıza. Bu ISO Hybrid'i getirecek. Ardından tabii doğal olarak işte dev dizininden, yani device dizininden şeye bakmanız gerekiyor. Device'ınızın hangisi olduğuna bakmanız gerekiyor. Onun için de işte aplikasyon, işte uygulamalar, sistem araçları ve disk utility'den bakabilirsiniz. Evet. Bu Debian sürümlerine, Genom masaüstünü kullananların aşağı yukarı hepsinin bulabileceği bu şekilde. Tabii komut satırından da bulabilirsiniz. Device hangi device, 1 mi, 2 mi, SDC hangisinde falan filan, buna baktıktan sonra dosyayı indirdiğinizi varsayıyoruz. ISO Hybrid'i çalıştırıyorsunuz, Tails ISO'ya giriyorsunuz, Entry'e giriyorsunuz falan filan. Ne yazmak için zaten standart DD komutunu kullanıyoruz. Linux için. Dolayısıyla DD yazıyorsunuz, if yazıyorsunuz, işte eşittir. ISO'yu indirdiğiniz dizini gösteriyorsunuz, ardından off yazıyorsunuz, yine eşittir. Device'in, yani işte USB belleğin takılı az önce baktığımız hangisinde, SDC'de mi, SDC1'de mi, 0'da mı, artık hangisindeyse, SDB'de de olabilir bu arada. Hangisindeyse ona bakıyorsunuz, off eşittir yerini gösteriyorsunuz, USB'nin takılı yeri ve yazmayız işte BIOS işte eşittir 16M, 16M olarak önerilmiş, default olan 16M, biz de 16M'de yazdık, bir sıkıntı yaşamıyor. Ardından da enter'a basıyorsunuz ve USB bitiyor. İşte USB'nizin ışığı söndüğü anda artık USB yazılmış oluyor ISO. Evet, platformunuza göre işte Tails'i yazdınız, USB ya da DVD'ye harici bir işte depolama gitarı, ne olduğu önemli değil. Nasıl açacaksınız? Dediğimiz gibi çalışan bir sistem. İşte aslında herhangi bir işletim sistemini bunlardan kurar gibi açacaksınız. Yani işte boot, neye ihtiyacınız var? Bilgisayarı boot etmeye, bu device'tan hangi alete yazdıysanız, USB'ye mi, artık SD kartı mı ya da DVD'ye mi, ondan boot etmeye ihtiyacınız var. Şimdi bunu ekran kaydıyla gösteremiyoruz çünkü her bilgisayarın sistemi farklı. Evet, ama işte temel girdi çıktı sistemi dediğimiz işte BIOS. Input Output System her donanım için ayrı bir şekilde taşıyor. Her bir anakart için ayrı bir biçim taşıyor aslında. O yüzden hani kendi bilgisayarınızın işte BIOS ayarlarından girip bu bilgisayar başlarken hard diskten başlasın, USB bellekten başlasın, işte disketten ya da CD'den başlasın gibi ayarlar var. Oradan işte hangi cihaza kaydettiyseniz, USB bellek mi, DVD mi, başlarken ondan seçiyorsunuz ve bilgisayarınız açılmaya başlıyor. Ekseriyetle şeyde olur, Advanced'da ya da boot, üst tarafta boot bölümü olur. Oradan işte birinci, ikinci kısımlar olur. O birinci, ikinciye baktığınız zaman, yani birinci boot, ilk neyde boot'esine baktığınız zaman orada görürsünüz USB artık taktığınız şey ona göre. Veya İşte BIOS'a, illa BIOS'a ihtiyacınız yok bu arada. Bilgisayarların çoğunda, yeni bilgisayarların çoğunda, hatta hepsinde fast boot seçeneği var. Dolayısıyla bilgisayar açarken, mesela bu bilgisayar için bu bir ThinkPad, işte bunun için F12'ye basıyorsunuz bilgisayar açılırken. F12'ye basıp işte orada boot, direkt fast boot, hızlı boot menüsü karşınıza geliyor. USB'yi seçip USB'den başlatıyorsunuz. Burada açarken Tails'i, eğer bir kafedeyseniz o sırada ve geçenler insanlar hani Debian üzerinde işte GNOME masaüstü nasıl çalışıyor daha önce görmemişlerse çok fazla dikkatlerini de çekmek istemiyorsanız küçük bir seçenek sunuyor size. Açılırken Windows XP gibi aç diyorsunuz. Hani dış görünümü Windows XP gibi gözüksün diyorsunuz. Tails açarken dış görünümünü bir Windows XP masaüstüne benzetiyor. Ve piyasada Windows XP'nin artık güncellemesinin kalmadığını düşünürsek daha garip gözüküyor aslında. Tabii aslında evet. İnsanlar için yuva hayvana bak ne biçim bilgisayar almış hala Windows XP kullanıyor diyebiliyor. Bunu şey için kullanıyoruz abi. Hacker Typer böyle bir şey ya. Şimdi mesela otobüste bir yerde oturuyorsunuz. İşte tamam bilgisayarınız aslında çok önemli bir mail. Sadece bir maile bakacaksınız ama çok önemli bir mail aslında. Ama yan tarafınızda oturan kişi siz bilgisayar çantadan çıkardığınız zaman o maili o kadar önemli bulmuyor. Dolayısıyla işte Hacker Typer'ı açıp birkaç tuşa basmak onu da rahatlatıyor. Tails açılırken yani live işte kısmını seçtikten sonra işte senin dediğin bu kısım geliyor. Bunu seçerken birkaç menü daha geliyor Tails açılırken. Bu menülerden bir tanesi parola. İlla diğer özellikleri, bu arada Debian üzerine kurulu bir sistem olduğu için Türkçesi var. Debian Türkiye topluluğu çeviriye oldukça katkı sağlamış durumda. Siz de bu topluluğa katılarak hani çeviriye katkı sunabilirsiniz. Evet doğru. Çeviriler önemli hakikaten çünkü çok gıcık çeviriyorlar bazen. Evet. İnsan anlamıyor. Açılışta bu işte parola belirleme, diğer seçenekleri istiyor musunuz var. Evet de tıklıyorsunuz ve işte karşınıza bunu göstereceğim daha sonra ama sanal makine kısmında gösterebiliriz. Çünkü ekran kaydının meselesi var. Seçtiniz, parola, diğer seçenekleri istiyorum'a tıkladınız, parola kısmı var. Bir tane parola belirleyin, geçici de olsa yani orada işletim sisteminiz çıkardığınızda bitecek de olsa oradan işiniz, muhakkak parola belirleyin, paroladan kaçmayın. Bir de Tails otomatik olarak Tor ağını kullanıyor. Yani zaten başlangıçtan itibaren Tor'u çoğunuz browser olarak yani bir tarayıcı olarak dönmüş olabilirsiniz ama aslında o tarayıcı Tor ağını kullanan bir tarayıcı olduğu için Tor Browser Bundle işte oluyor. Tabi burada Tor Browser Bundle'a ihtiyacınız yok çünkü ağ kendiliğinden Tor ağından çıkıyor. Dolayısıyla Tor ağından mı bağlanmak istiyorum diye seçiyorsunuz. Standart durumda Tor Browser'ı yüklediğiniz zaman bilgisayarınıza da karşınıza gelen bir ayar var. İşte bu Tails'ın başlangıç sekmesinde çıkıyor. O da alt kısımda bulunduğum mekandaki internet bağlantısı, VPN ya da işte bir proxy veyahut farklı bir ağ yapısını kullanıyor seçiyorsunuz ki Tor kendini ona göre otomatik konfigüre etsin veyahut bu konfigürasyonu siz kendi elinizde yapabilirsiniz. Çok karşılaşacağınız bir durum olduğunu düşünmüyorum böyle bir alanın. Yani direkt mesela örneğin ben çok az rastladım modem üzerinden direkt VPN çıkışı olduğunu. Mesela herhangi bir kafede bununla ilgili çalışıyorsanız böyle bir şeye ihtiyacınız yoktur. Ama aklınızda bulunsun diye kafanızı karıştırmasın bu seçenek. Denemek için de inceleyebilirsiniz. Yani konfigürasyonlar nelerdir falan filan diye. Tıkladığınız zaman işte altta tamam diyorsunuz, artık konfigürasyonum bitti diyorsunuz. İşte Windows XP kamuflajını ki ismini anmaktan hicap diyoruz. Çok affedersiniz Windows XP dedik. Halbuki Şenol o kadar dedi küfür etmedi ama ben yine Windows demek zorunda kaldım. Seçiyorsunuz, tamam diyorsunuz, oradan yardırıyorsunuz. Tails karşınıza geliyor. GNOME masaüstünü kullanıyor. Bu masaüstünde hani klasik olarak kısa yollar bölümünde yukarıda Iceweasel adlı browser'ı göreceğiz. Bu arada hep tarayıcı diyoruz ama hani aslında göz atıcı demekte daha büyük yarar var. Daha doğru bir çeviri oluyor. Iceweasel, Debian topluluğunun Firefox'u yeterince özgür bulmaması üzerine Firefox kaynak kodlarını kullanarak yeniden ürettiği bir yazılım. Iceweasel'lı hani buz gelinciği demek. Tıkladığınızda doğrudan Tor üzerinden internet sitelerine giriş yapabiliyorsunuz. Onun dışında yine masa üstünde gelen Close diye bir mail istemcisi var. Close ile doğrudan GNUPG şifreleme algoritmasını kullanarak mail gönderip alabilirsiniz. Yalnızca kendi key'inizi aktarabilirsiniz ya da yeni bir key çifti üretebilirsiniz orada. Yeni bir anahtar çifti üretebilirsiniz şifrelemek için. Onun dışında anlık ileti gönderip almak için de Pidgin diye bir istemci var. Pidgin'in üzerinde de OTR, Off the Record Messaging adlı bir eklenti kurulu olarak geliyor burada. OTR'ı, Off the Record Messaging'i Julian Assange ve arkadaşlarının örgütü Cypherpunks yazmış durumda. Oldukça yararlı bir şey. Yine kem gözleri şiş Orkut'tan bakarak Pidgin OTR kullanımını öğrenebilir. İşte Facebook mesajlaşmalarınızı ya da Gtalk mesajlaşmalarınızı ya da başka kullandığınız anlık ileti mesajlaşmalarını şifreleyip güvenli hale getirebilirsiniz. Bu sayede bizzat Google'da çalışanlar da ya da Facebook'ta çalışanlar da okuyamazlar sizin maillerinizi. Pardon, sizin mesajlaşmalarınızı. Anlık iletilerinizi. Bu arada hani eğer Windows XP kamuflajıyla açarsanız Tails'ı, az önce sözünü ettiğim işte Iceweasel yerine Internet Explorer logosu geliyor. Hem de eski versiyonu Windows XP üzerinde. 6 üzerine yani Internet Explorer 6'nın logosu geliyor. Şey yerine, Close yerine Outlook'un logosu geliyor. Pidgin Otter yerine de MSN Messenger'ın logosu geliyor. Oldukça eğlenceli yani. Sadece orada bakarak görüyorsunuz. Evet, denemek için de kullanabilirsiniz. Bu arada ha bak, bu mesela ayrı bir mevzu. Bunu bu tip işletim sistemlerinin, yani çalışan sistemlerdeki birçoğunun işte açılmayan diyelim ki bir şeyiniz var. Ne yazık ki belki Windows kullanıyorsunuz ve açılmayan diyelim ki dosyanız var. Windows'unuz başlamıyor falan filan. Bunu onun için de kullanabilirsiniz. Ha, evet, yani girdiğiniz zaman dosyanızı kurtarmak için de bunu kullanabilirsiniz. Girdiğiniz zaman otomatik dosyanızı kurtaracak. Bunun dışında Tails'da bir mevzu vardı, onu atladık. Şimdi bilgisayarı başlatırken işte boot etmeniz gerektiğini söylemiştik. Ve lakin bir hata yaptınız ve Windows 8 ile bilgisayar aldıysanız o zaman bu biraz sıkıntılı. Çünkü Windows 8 işte başka bir işletim sistemi eklenmesin, başka bir sistemi benimle beraber olmasın, ben silineyim yerine başka bir şey gelmesin üzerine neredeyse kurulu olduğu için boot etme kısmı birazcık sıkıntılı. Ama tabii bu sıkıntının karşılığında da forumlarda bir sürü bununla ilgili yazılar var. Evet. Girip herhangi bir işletim sistemini nasıl yükleyeceğinizi oradan bakabilirsiniz. Aynı yöntemle boot edeceksiniz. Onu da anlatmış olalım. Bir de hani Tails kullanıyorsunuz diye tümüyle anonimleştiniz, Tails kullanıyorsunuz diye tümüyle güvenleştiniz diye bir şey yok. Hani her zaman şüpheciliği elden bırakmamak gerekiyor. Her zaman kuşkuculuğu elden bırakmamak gerekiyor. Yaptığınız işin daha iyi olması için araştırma yapmanız gerekiyor. Daha anonimliğimi nasıl artırabilirim? Daha şifrelemiş ya da şifrelenmiş güvenliğimi daha iyi hale nasıl getirebilirim diye aramalar yapmanız gerekiyor. Yani bizim burada yaptığımız sadece böyle bir şey var. Bundan haberdar olun demek. Buna %100 güvenmenizi öneremeyiz. Hani daha ileri noktalara taşımakta sizi bu ilk sadece atacağınız başlangıç adımıdır. Ya bu genel bir güvenliğin temel meselesidir. Evet. En zayıf halka insan halkasıdır. Dolayısıyla sisteminizi ne kadar güvenli hale getirirseniz getirin, insan halkası bunun yine en zayıf halkası olarak kalacaktır. Dolayısıyla güvenlikle ilgili temel bir bilinciniz yoksa ya da temel bir şekilde bununla ilgili temel bilgileriniz en azından yoksa bunları edinin. İnternette çok basit kaynaklarda bile güvenlikle ilgili, bilgisayar güvenliği ve internet güvenliği ile ilgili belgeler bulabilirsiniz. Bunları araştırın. Hatta Tails'i indirin, Tails'i kurun, ondan sonra araştırın. Evet, başka Tails'le ilgili giriş kısmında unuttuğum bir şey daha vardı, ona atalım şimdi. Mac spoofing, Tails başladığı zaman size soruyor, Mac spoof yapayım mı yapmayayım mı diye soruyor. Standart durumda da bunu kendi işletim sistemlerinizde yapabilirsiniz ama Tails işte bunu çok basic bir şekilde, basit bir şekilde size sunuyor. Oradan da tıklayarak bunu halledebilirsiniz. Mac adresi sadece Apple Mac OS'larda olmuyor tabii. Senin Allah belanı versin ya, gerçekten bu, yani bunun bir sonu yok. Şöyle düşünmeyin, şimdi Orkut'u görüyorsunuz, izliyorsunuz, diyorsunuz ki lan ben de bunları kullanırsam bu hale mi geleceğim? Hayır, öyle bir şey yok. Kimse benim kadar olmaz. Evet, bu bonus videodur. Ya başında ya en sonunda yayınlanacak. Şimdi emin değiliz şu an için. Bir yarışma yapacağız. Yarışmanın kazananına ne vereceğiz? Alternatif bilişim kitaplarından Türkiye'de dijital gözetim, hack kültürü ve hacktivizm ve aynı zamanda veri korumaya giriş kitapçığı vereceğiz. Veri korumaya girişi değil ama hack kültürü, hacktivizm ve Türkiye'de dijital gözetimi Ekmelettin İhsanoğlu'na da verdik görüşmeye gittiğimizde. Evet. Oradan anlayın yani. Cumhurbaşkanı adayına da veriyoruz, size de veriyoruz. Yarışma şöyle olacak. Bize daha sonraki videolarda çekmemizi önerdiğiniz bir konu göndereceksiniz. Biz de konuyu daha sonra YouTube'a yazacağız. YouTube'da da oylanacak. En çok oyu alan kazanmış olacak. En çok oyu alan konu. Fakat konuları bize şifreli bir şekilde göndereceksiniz. Yani e-maillerimize. Evet. Şifreli mail atacaksınız. Twitter hesaplarımızda bizim şifrelerimize ulaşabilmeniz için gereken bilgiyi veriyoruz. Size GPG keylerimizi Twitter hesaplarımızdaki biyografi kısmından alabilirsiniz. Evet. Bir de tabii hani biz bu şeyleri yorumlar kısmına yazınca hani en çok beğenilen yorum, en çok oy almış olan yorum olacak. Evet. Onu konu olarak seçeceğiz. Yani siz bize konuyu şifreli bir şekilde göndereceksiniz. Şifreli göndermek için Twitter biyografimizdeki fingerprintlerinin son 8'lisini kullanacaksınız. Oradan nasıl şifreli göndereceğinizi bulacaksınız. Nasıl şifreli göndereceğinizi hala bilmiyorsanız kemgödereşiş.org.tr'den e-mail belgesinden bakabilirsiniz. Konuyu gönderiyorsunuz. Konuyu biz YouTube'a yazıyoruz. Oynanıyor. En çok oyu alanına da bu 3 kitabı gönderiyoruz. Evet. Türkiye Dijital Gözetim, Veri Korumaya Giriş, bir de Hack Kültürü ve Hacktivizm. Mustafa Akgül Special Edition. Evet.